Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Nur suresi 62-64. Ayetleri değerlendireceğiz. Bunlar Nur suresinin son ayetleri oluyor. Böylece bir sureyi daha bitirmiş olacağız. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. İnnemel mu'minune, müminler ancak o kimselerdir ki ellezine amenu billahi ve rasulih, Allah ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Yani mümin kimdir? Mümin, Allah ve Resulüne iman etmiş olanlardır. وَاِذَا كَانُوا مَاهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ, o müminler peygamberle önemli bir mesele hususunda beraber olduklarında لَمْ يَذْهَبُوا, onlar kendi başlarına çekip gitmezler. حَتَّى يَسْتَذِنُوهُ, ondan izin almadıkça peygamberi kendi halinde yalnız bırakmazlar. Burada emri cami olarak ifade edilen durum, mesela savaş gibi bir durum, seferberlik gibi bir durum veya diyelim bir yapılacak hizmet var. Bu gibi durumlarda peygambere danışırlar ve o şekilde hareket ederler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın en seçkin kulu. Ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam etrafında sahabiler var. Allah-u Teala bu gibi ayetlerle sahabileri eğitiyor. Onları yetiştiriyor. Sahabi madem ki Allah ve Resulüne iman ettik demiş ve günlük konuşmalarda fedake ebi ve ummi diyebiliyorlar. Anam babam sana feda olsun. Bi ebi ente ve ummi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bunları söylüyorlar. Böyle diyen kimselerin peygamberi davasında yalnız bırakmamaları esastır. Ve peygamber bir misyonun insanı, Allah'ın seçtiği peygamber. Böyle olunca onun etrafında bir halka olmak ve onunla beraber gitmek ve ortada yapılacak hizmetler varsa o hizmetleri görmek gerekiyor. Şöyle bir ifade kullanılır, denilir ki, havarilerini bulamayan İsa unutulmaya mahkumdur. İsa aleyhisselam havarilerini buldu. 12 tane havari onun yakın çevresinde yer aldı ve o şekilde Hazreti İsa'nın dini şu anda da devam ediyor. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam da sahabilerini buldu ve o sahabeler Peygamber Efendimiz'e tam bir itaatle itaat ettiler. Semi'ana ve ata'ana, işittik, itaat ettik dediler. Gerçekten de bu sözlerinde durdular. İşte bu gibi ayetler de bu noktada onları yetiştiriyor. Önemli bir mesele olduğunda müminler o kimselerdir ki peygamberden izin almadıkça çekip gitmezler. Burada lidere olan bağlılık da kendini göstermiş oluyor. Yani sonraki devirler için düşündüğümüzde diyelim ortada İslami bir hizmet var. Beraberce bir şeyler yapılıyor. Bu hizmetin içinde yer alanlar, amirleri durumunda olanı yalnız bırakmamaları esastır. Onun etrafında etten kemikten bir halka meydana getirmek adeta ve o şekilde beraberce hedefe gitmek gerekiyor. Mesela dünyevi reislerde de böyle. Diyelim bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının koruması yeri geldiğinde onun etrafında etten kemikten bir halka olabilmeli. Ona göre eğitim alıyorlar. Ona göre yetiştiriliyorlar. Burada medarı bahs olan peygamberimiz ve peygamber temsilcisi durumunda olan dinin tebliğini yapan kimseler. Onların etrafında yer alanlar kendi başlarına iş yapmazlar, yapmamalılar. Bu şöyle olabilir. Diyelim ki güzel bir İslami hizmetin içinde bazıları. Önde gelen büyükleri de var. Ve zamanla işte insanların önüne bir takım maddi imkanlar, güzel işler çıkabilir. Böyle bir durumda hiç haber vermeden çekip gitmeleri, o noktada kuvveti zayıf hale düşürmeleri, hizmeti aksatmaları uygun değildir. Ayet-i Kerime bu noktada gerçekten önemli bir hatırlatmada bulunuyor. İnnellezine yestezinuneke, senden izin alanlar ulaikellezine yu'minune billahi ve rasulih, işte onlar Allah ve Resulüne
iman etmiş olan kimselerdir. Demek ki gerçek anlamda Allah'a iman etmek, peygambere iman etmek, inanmak bu gibi durumlarda, önemli durumlarda onunla meşveret etmeyi, ondan izin almayı gerektiriyor. İzin almadan bu noktada bir şey yapılmamalı. İzin çıktıktan sonra gereken yapılmalı. Devletin müesseselerinde de benzeri bir uygulama, muvafakat şeklinde kendini gösteriyor. Diyelim birisi öğretmen. Başka bir müesseseye geçmek istiyor. Amirinden muvafakat almadan başka müesseseye geçemez. Diğer devlet memurları için de benzeri bir durum söz konusu. Demek ki din, dini hizmetler noktasında bu noktada hüküm getiriyor. Yapılması gerekeni ortaya koyuyor. فَاِذَا اسْتَذَنُوكَ لِبَعْدِ شَئْنِهِمْ Onlar bazı işleri için senden izin istediklerinde فَاَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ Dilediğin kimseye onlardan izin ver. Yani onlardan durumu uygun olan, işte izin verilmesinde maslahat olanlara izin ver. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ Ve onlar için mağfiret talebinde bulun. Yani Allah sizi mağfiretine mazhar kılsın. Yeni çalışmanızda, yeni durumda muvaffak eylesin gibi bu anlamda onlara mağfiret duasında bulun. İnna Allaha gafurur rahim. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani peygamberin yanında bulunanlar, ben bu sefere katılmasam da olur mu? Katılmayabilir miyim? Bu anlamda izin istemiş olabilirler. Peygamber de izin verip vermemek de serbesttir. Diyelim izin verdim. İzin verdiğinde ona dua da etmesi önemlidir. Ve ayetin devamında Allah gafurdur, rahimdir deniyor. Yani Allah bağışlayıcıdır. Ey peygamber sen de bağışlayıcı ol. Bunlar bazı zaaflarına mağlup olmuş olabilirler. Dünya kendilerine cazip gelmiş olabilir. Dava ruhunu, İslam'a hizmet ruhunu, heyecanını bir derece kaybetmiş olabilirler. Ama sen yine de onları da idare et, onlara izin ver, gönüllerini hoşnut et. Yani izin vermişsen gönüllerini hoşnut et ve onlara duada bulun, mağfiret talebinde bulun. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ Aranızda peygamberin duasını kılmayınız. كَدُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدَ Birbirinize duanız gibi zannetmeyiniz. Yani buradaki dua doğrudan dua anlamı olabilir. Davetle aynı kökten gelir. Davet anlamı da olabilir. Yani peygamberin sizi bir şeye davet etmesini herhangi birinin sizi davet etmesi şeklinde algılamayın. Eğer davet peygamberden geliyorsa bu bir emirdir. Bunun gereğini yapın. Kendi aranızdaki davetlerde, çağırmalarda icabında icabet etmeyebilirsiniz. Bu o kadar bir problem de meydana getirmez. Ama peygamber sizi bir şeye çağırıyorsa, önemli bir görev size verecek, tevdi edecekse bunu ciddiye alın ve gereğini yapın. Bir mana bu. Bir başka mana doğrudan dua anlamı verilecek olursa, yani peygamberin duası da bedduası da sizden herhangi birinin duası ve bedduası gibi değildir. Peygamber size dua ederse felah bulursunuz, önünüz açılır, Allah size nice imkanlar bahşeder. Ama peygamber size beddua etmişse o zaman da bu bir felakettir, iflah olmazsınız. Ayete bu manada tefsirlerde verilmiş, her iki türlü anlama da müsait. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِبَاذَا Allah sizden birbirini siper ederek sıvışanları biliyor. Yani bu da insanın düşebildiği zaaflardan birini bize gösteriyor. Velev peygambere muhatap da olsa, onun kutsi sohbetine muhatap da olsa bazılarının o noktada zaafa düştüğünü anlatıyor. Peygamber Efendimiz diyelim bir sefer için insanları toplamış, hitap ediyor ama o topluluk içerisinde bazıları aman bizi peygamber görmesin diye birbirini siper ederek, başkalarının arkasına gizlenerek oradan sıvışmayı tercih ediyor. Yani bir Allah yolunda savaşmak var, bir de bunu göze alamayıp sıvışmak var. Bunlar savaşmayı değil, sıvışmayı tercih ediyorlar.
Allah-u Teala bu ayette bu noktada hatırlatıyor. Allah biliyor kimin kaçtığını, kimin böyle bazılarını siper edip de geriye çekildiğini Allah biliyor. Allah'ın bilmesi demek, yani Allah bilir, gereğini de yapar. Ona göre cezasını verir. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Peygamber'e muhalefet edenler, peygamberin emrine muhalif hareket edenler şundan sakınsınlar. En tusibahum fitnetun, bir fitne kendilerine isabet etmesinden, ev yusibahum azabun elim, veya elim bir azabın başlarına gelmesinden korksunlar, sakınsınlar. Değerli izleyenlerim, peygambere muhalefet herhangi bir insana muhalefet gibi değildir. Herhangi bir amire muhalefet gibi değildir. Peygamberi tanıyan bir kimse peygambere itaat etmekle mükelleftir. Peygamber bir konuda emir verdi. O emre karşı gelinmez. Karşı gelmek Allah'a karşı gelmek gibidir. Yani Allah'a itaat, peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş gibidir. Ayette bu nazara veriliyor. İsyan eden de Allah'a isyan etmiş gibidir. Çünkü peygamber kendi hevasından konuşmuyor. Allah'tan ona bildirilenleri insanlara tebliğ ediyor. Böyle olunca peygambere muhatap olan kimselerin peygamberden gelen emirlere dikkat etmesi gerekir. Tabii günümüze bakan yönüyle şu da önemli. Şu anda biz doğrudan peygamberimize muhatap değiliz. Peygamber Efendimiz doğrudan bize emir vermiyor şu anda. Ama hadisler var. Hadislerde bir takım ölçüler ortaya konulmuş. Ben Müslümanım diyen bir kimse o ölçülere göre yaşaması gerekir. Onlara muhalefet etmemesi gerekir. Burada belki direkt ayetin manası değil ama hatıra gelebilen bir meseleyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazen şöyle oluyor. Diyelim ki birisi, ben rüyamda gördüm Peygamber Efendimiz şöyle yapmanızı emrediyor diyor. Acaba Peygamber Efendimiz'i rüyada görmek bu noktada bağlayıcı bir hüküm getirir mi? Değerli izleyenlerim, gören kişi açısından getirir. Yani Peygamberimizi doğrudan rüyasında gören gerçekten görmüş demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Men ra'ane fil menami fakat ra'ane hakka. Beni rüyada gören gerçekten görmüş demektir. لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي Çünkü şeytan benim suretimde görülemez diyor. Benim suretimde temessül edemez. Ancak gören kişi açısından elbette bu bağlayıcı bir hüküm getirmekle beraber diğer insanlar açısından bağlayıcı bir hüküm getirmez. Ve zaten اَلْيَوْمَ اِكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Din, Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Bugün dininizi kemale erdirdim. Veda haccında artık dinin hükümleri netleşmiştir. Nihai bir şekle gelmiştir. Böyle olunca şu anda yeni bir hüküm gelmeyecek. Dolayısıyla rüyada yeni bir hüküm de insanlara bildirilmez. Ancak bazı özel durumlar olabilir. Diyelim ki bir baba rüyasında Peygamber Efendimiz'i görse ve Peygamber Efendimiz de ona dese ki sen oğlunu falanın kızıyla evlendir. Bunlar birbirine münasiptir dese. Böyle bir rüya görse. Bu kimse o zata gider. Ben rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Bana böyle böyle dedi. Bu diğer tarafı bağlayıcı bir şey değildir. İsterse verir, o ayrı mesele. Normal kızına talip olmuşlardır. Dilerse verir veya kız dilerse kabul eder. Bu noktada bir problem yok. Ama ben rüyada gördüm, mutlaka sen vereceksin diye öyle bir hüküm buradan çıkarılamaz. Ve diğer tarafın şöyle deme hakkı vardır. Eğer biz de rüyamızda peygamberimizi görürsek, kızını ver diye bize bir talimat gelirse o zaman veririz deme hakları vardır. Dolayısıyla alimler şunu demişler, rüya ile bir hüküm sabit olmaz. Rüya doğrudan doğruya ilim kaynaklarından değildir. Evet, sadık rüyalar vardır. Peygamberimizin görüldüğü rüya sadık bir rüyadır. Ama bu gören açısındandır. Diğer insanları bağlayıcı bir hüküm getirmez. Bu alimler tarafından bu şekilde zapt rapt altına alınması şu açıdan. İnsanlar bunu kötüye de kullanabilirler. Diyelim ki gariban birisi kötüye kullanmak isterse bazı zenginlerin yanına gider.
rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm, bana zekatlarınızı vermenizi emretti diyebilir. Halbuki diğerleri açısından bu bağlayıcı bir hüküm getirmez. Evet, zekat verecekler ama illa ona vermekle mükellef değiller. Uygun gördüklerine verirler. Ama diyelim bir zengine rüyasında Peygamber Efendimiz görülse, zekatını falanca gariban zata ver dese, o zengin ona göre hareket etmesi münasip düşer. Çünkü bu münasebetle Peygamberimizi görme şerefine nail olmuştur ve sadık bir rüyadır, gereğini yapar. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat esastır. Ama rüyadaki, günümüzdeki rüyalardaki durum biraz önce anlattığımız tarzda belli kayıtlarla olması lazım. Peygamberimiz döneminden itaatle alakalı ben şunu misal olarak vermek istiyorum. Bir kadın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediyor. Ya Resulallah diyor, ben aile hayatımda mutlu değilim, boşanmak istiyorum. Peygamber Efendimiz kadının kocasını da çağırtıyor ve kocasına bak diyor, hanımın senden boşanmak istiyor. Sen boşanmak istiyor musun? Adam ya Resulallah ben evliliğimizin devamını istiyorum diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz kadına bak diyor, kocan evliliğin devamını istiyor. İstersen bu evliliği devam ettir. Kadın medeni cesaretini gayet net bir şekilde kullanıp diyor ki ya Resulallah bu sizden bir emir mi? Şayet emirse alâ re'si vel ayn, baş göz üstüne gereğini yaparım. Peygamberimiz hayır diyor, emir değil. Bunun üzerine kadın ya Resulallah bu sizden bir emir değilse müsaade edin ben boşanmak istiyorum diyor. Ve Peygamber Efendimiz de onların arasını ayırıyor. Böylece boşanma gerçekleşiyor. İşte burada kadının peygamberin emriyle emri olmayan durumu ayırt etmesi. Demek ki bu da önemli bir nokta. Sahabe bu noktada hassas. Peygamberimizden gelen bir emri alâ re'si vel ayn yerine getiriyorlar. Ve getirdikleri için de başarılı olmuşlar. İşte Allah'ın Resulüne muhalefet edenler, peygamberimize muhalefet edenler için Allah-u Teala şunu nazara veriyor. Onların başına bir fitne gelebilir veya çok elin bir azap gelebilir. Bundan sakınsınlar. Ele dikkat edin. İnne lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Kad ya'lemu ma entum aleyhi. Allah sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Yani durumunuz nedir? Ne haldesiniz? Allah'a imanda ne haldesiniz? Peygamber'e itaatte ne haldesiniz? Diyelim ki yerine getirmeniz gereken durumlar var. Burada ne haldesiniz? Allah bütün bu hallerinizi bilir. Ve yevme yurcaune ileyhi, ona döndürüleceğiniz günde döndürüleceksiniz. Fe yunebbi'uhum bima amilu, o size yapmış olduğunuz şeyleri tek tek haber verecek. Vallahu bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilendir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.